Evet, evet gelelim Galatasaray'a. Galatasaray, Galası, geçen sene şampiyonuna gelelim açıkçası. Evet. Senin büyük rekabet içinde olduğun, değil mi? Beşiktaş'ta da var Galatasaray ama Galatasaray <laughs> rekabeti biliyorsun sizler de biraz keskin Benim oluyor. o dönemlerde sanki, benim gençliğim dönemlerinde Fener Beşiktaş rekabeti daha ağırdı biliyor musun? O zamanlar evet. Tabii Hatır ki tabii. Dönem, evet. Yani şimdi sen yine yaşça ben öyle böyle ama Hedefte hiç... olabilmekle de ilgili biraz. He? Hedefte ol ama Galatasaray rekabeti hocam bak Fenerbahçe, sen gelmiyordun Abi. o zamanlar futboldan tam kopmuştun. Veteranlarla oynuyorduk biz. Tamam mı, hocam. Kavga çıkıyor dedi Galatasaray Fenerbahçe'de. 10 yıl olmuş futbol bitti. Tabii. Cem abi o arkadan girer. Tabii, 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 Hayda tekrar şimdi. Benim çıkıyor. söylediğim... Hakikaten çok değerli bir rekabet. şaka demiyorum. Tabii ki ha. ben hocam. Hayır şunu söylüyorum. Ben mesela e, 12-13 yaşındayken yani sene 72'lerden bahsediyorum. 72 falan. Hmm. 72. Sen benden büyük. Sen, sen benden büyüğün. yaşlısın. Sen 60. Ya büyük, büyük Ka demiyorum. sen kaçlısın? Ya ben 64'lüyüm. 64 yaş büyüğüm ben senden. Dört Yaşımızı da. söyleyeyim. 4 yaş. Tamam o kadar. Ben senden 4 yaş ama. büyüğüm. Ama. Tabii ki. 4 yaş büyüğüm. 4 yani. yaş büyüğüm. 4 yaş demek yani ben 12 13 yaşındayken sen 8 yaşındaymışsın. Evet. çok fark var. ben ona 12 13 yaşında maçlara gidiyorum. Sen o zaman Kocaeli'nde yaşıyorsun değil mi? Tabii. ben her gün her hafta İnönü'ye maça gidiyorum. Ee? Beşiktaş, Fenerli olmama rağmen Beşiktaş maçına da gidiyorum. Galatasaray maçına da gidiyorum. Hep İnönü'de oynanan maçlar. O dönemlerde Metin derbilerde Fener Beşiktaş derbileri daha çok şey Hakikaten Mi? Tabii, tabii ki. Girerdi, tabii girerdi. ki. Bak evet. O dönemde mesela Fener Galatasaray derbilerinde Niye acaba? büyük kavgalar çıkmıyor mesela stat dışında. Hmm. Fener Beşiktaş maçında kan gövdeyi götürürdü. O gümüşhane yapışı yok o, mu? O güne dair bir belki bir olay yaşanmıştır yakın geçmişte. O, olmuyor. Ama bu uzun süre böyle devam, devam etti. Tamam. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti Galatasaray 87'de 14 yıl sonra şampiyon oldu ya. Hı hı hı. Sizi geç hani siz sizi geçerek şampiyon evet, oldu. Evet, ikinci olduk. Bu tarihten sonra Fenerbahçe Galatasaray rekabeti zaten çok yüksek. Evet. Daha da arttı. Daha da alevlendi. Sektör de gelişti. Evet. İşte Mahalle evet. oldu, büyüdü. Bir şunu da sor, şunu da kabul etsin artık herkes bunu bilir. 96'da gelen 4 yıl şampiyonluk ve 2000'de gelen UEFA Kupası'ndan sonra Galatasaray taraftar sayısında da patlama tabii, yaşadı. Gayet doğal. Bu tabii ki gayet doğal ve bu rekabeti de. Abi sayın yükseldikçe Bir de çocuklar başarıyı tabii seviyor. Tabii ki aynen. Seviyor Ama çocuklar. rekabet de daha fena atmıyor at, mu? Bir de artı top oynamaktan çıkıyor. Tabii Kostucuk ki sektör oldu mu? Mali büyüklüğü çok. Aynı şekilde işte sayısal Ar da önemli burada. Tabii. Taraftar sayısında büyük artış Ar olunca rekabetin Derecesi daha da çoğaldı. Heyecanlandın Ol, sen Galatasaray deyince heyecanla öfkelendin. Kim öfkelen Yok şaka diyorum. Ya. Şimdi öfkeli. Adı öfkeli mi? Öfkeli Evet. Heyecanlandın. Sen heyecanlandım. de bayağı hızlandın ya. ya <laughs> seni. Bugün seni daha canlı gördüm. <laughs> Yok. Daha canlı. Dur da <laughs> yıllar, yıllar, sana sonra neler. Diye. Daha ben neler anlattıracağım. Sevgili Volo izleyenleri. Bu Metin Tekin göründüğü kadar masum bir adam değildir. Ben ne bu alemde, orada? bu futbol aleminde 80'li 90'lı yıllarda... Çok yanlış lanse edilmiş, bütün kötülüklerin <laughs> anası gibi lanse edilmiş bir futbolcuyum. Ee? O zamanın beyefendileri kimdi? Metin, Ali, Feyyaz. Hem üniversiteler hem futbolcular. Metin, bu bu Bey, Metin, bu Bey? O çocukların bir şeysini görmedim <laughs> Ali Feyyaz'ın. Ama senin her şeyini gördüm ben Metin. <laughs> ya, hocam ya. Metin ben seninle bir 10 sene geçirdim, 7 sene geçirdim. Altı yedi Şimdi sene bunların hepsi zannediyor musun sen bu hızlı öfkeli Ama de bize kalp sahipsin? Bunların hepsi konuşulacak daha Bismillahirrahmanirrahim ama. şeyi e, kuzuyu ürkütmüyorum. Ben <laughs> Metinciğimi ürkütmüyorum. Ya ürküt, ha. ürküt. Ha, ben o da. Yani öyle şey diyeceğim Evet ama yani tabii tek... çok beyefendidir Metin Tekin tamam Ağza beyefendidir. Çok yani sen dünyada tanıdığım en beyefendi ve en en can dostsun. Ya teşekkür ha, o ederim. O bir kesin ama... Sen affedersin az da anasının gözü bir adam değilsin. Ya. Gençliğinde benim başıma birçok onu, iş onu adam, açan önümde. adamsın <laughs> ama bütün iş kara gümrüklüyüm diye Abdülkerim'in başına kaldı çağrı. Sana bunları özelde anlatıyorum değil mi bunun bana neler yaptığını? Bunu voleyblast izleyenlerinde anlatacağım. Metin istersen kaçarsın, gidersin. Ben bunu anlatacağım. Senin yavaş, o kadar yavaş. da çok masum olmadığını anlatacağım. Yavaş yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş yavaş tabii şimdi olur ee, mu? Suçumuz o olsun o ayrı. Ya suç değil canım. Biz anekdot girdik buraya. Galatasaray deyince mevzuyu değiştirdin hocam. He? Konuşacak mıyız Galatasaray? Konuş. tabii En çok Galatasaray'ı konuşacağız şimdi. Tamam. Dur bakalım. Hakikaten gelecek senin. Geçen sene şampiyonu. Evet. Bir de bu ilk maçtan sonra bir basına böyle ben mi yanlış okudum veya ben Hı. mi o algıya kapıldım bilmiyorum. Söyle bakayım çocuklar. ben bilirim ben takip hocam ediyorum. Galatasaray kadroyu güçlendiremedi. Transferler... Öyle bir şeyler konuşuluyor mu? Zamanında yapılmadı gibi. Ya ben ciddi ciddi Galatasaray'ın güçlendiğini düşünüyorum kadro anlamında yani. <laughs> Senin yorumunu alayım ben hocam. Yani ben. <laughs> tamam söyle sen. Zaha. Şey, söyle. Sonra şey isim isim geliriz de. Tamam. Değerlendirmen ne? De. Geçen sene bu seneki Galatasaray. Ben Galatasaray'ın biraz kadro planlaması diyorlar ya hani kadro mühendisliği Hı, falan tamam. diyorlar. O konuda Galatasaray'ın biraz ben israf yaptığını düşünüyorum. Müsriflik yaptı. İsraf ve müsrif eski kelimelerdir, biliyorsun değil ya mi? Evet evet evet. Fazla. Ve evet. Mesela gerektiği yerlere gerektiğinden fazla oyuncu almak çok gerekli yere de hiç önlem almamak. Onu anlayabilirim, onu eleştirebilirim. Yani onu söylüyorum. Oraya oyuncu alıp sonra onu elinden çıkarabilir onları. Hani almıştır şimdi diğerlerinin. İşte ben gerekli yerlere adam alınmadığını ha, düşünüyorum. Onu tipi evet. o Evet. Belki de alacaktır o zaman. Evet. O, evet. Yani Torreira. Ne mesela? Torreira hala yanında Berkan Kutluyla ya da Berkan Kutlu olmazsa. Sergio Oliveira gibi iki tane oyuncuyla devam etmek zorunda şu anda kadro değil mi? Peki şey ne? Başka ne Kerem var? Kerem'e ne diyorsun? Kerem Demirbağ ile ilgili… Em, em, hakim misin oyuncuya bilmiyorum. İzledin mi daha önce? Ya Leverkusen'de birkaç evet. özet maçını izledim. Bir de bu Kayseri maçında oyuna girdi evet. ya. O Kayseri maçındaki kısa şeyle ilgili gene bir fikrim oldu. Sen Metin'ciğim yani biz eski futbolcuyuz. Bir futbolcuyu da… Topçu, eski, eski topçu. Eski Biz eski topçuyuz. İnsanlar şöyle zannediyor. Bir futbolcuyu anlamak için, tamam mı? En az 2-3 maç seyredeceksin. Yok kardeşim. Ben bir futbolcu... Bazen, bazen değil ba Bazen mi? öyle tabii evet. ki. Yani iyi yani fikir. Bazen de bir de bir... Ama, ama karşınızı... bakarsın bir oyuncu adam olacak çocuk şeyinden belli olur. Belli, belli yani. olur. Şimdi oyuncuya bir baktım ben Kayseri maçında. Oyuna girdikten sonra 5-6 topla, 6-7 topla buluştu. Dördünü rakibe attı Hı -hı. bu ara. Hı -hı. Dikkatli Galatasaray evet, izleyenleri evet, anlamıştır. Evet, evet. Aleni rakibe attı resmen. Hı -hı. Çok iyi bir sol ayağı var. Çok iyi bir futbol bilgisi var. Fakat şu anki durumu idmansızlık olabilir. Sezon başı kampı görmemiş olun. Ağır abi derler ya. Değildiler ya o şeyde. Raffan raffan. Raffan e, evet. abi. Ya. Hani ağır Yani git. Yani vücut... sen pirlo olacaksın oynamak için. Evet. Vücut gitmiyor. Onu gördüm. Yani ama bunu şey, yani oyuncuya çok hakim olmadığım için Leber kuzenden. Belki de idman eksikliği yani sezon başı kampı görmemiş olabilir. Yazın yemiş, içmiş, gezmiş, anlatabiliyor muyum? Gelmiş bir anda kendini sahada bulmuş. Daha çabuklaşabilirse kaliteli bir oyuncu her haliyle belli. Fakat çok rahvan gördüm. Çok hani ağır abi. Evet ama ağır ama sahada ağır yani. Anladım, ağır. Yani. Ağır gücünü çekmiyor. Ben onu biraz onu daha gördüm. daha fizik kalitesini yakalayamadım. Yakalarsa onu diyorum ben. ben de. Evet kısa, ondan kısa kısa böyle ufak çocuk şey olsa aynı yine bunları yapsa ya dersin bu böyle oyuncu ama dikkat et o fiziklerde biraz süreç alabilir o. Alır işte a evet. maç temposunu yakalar. İşte ben şu anda fizikler. almadığını düşünüyorum. Onun evet. için bir ağır görüntü gördüm. Sağ sol ayak gördüm. Dolayısıyla bir. bir kere akıllı oyuncu. Tabii. Ha şöyle çıkarırım 10 yıldır bu seviyelerde oynadıysa o o kadar da ağır değildir tabii. Abi tabii kolay mı? Kolay Bundesliga Bundesliga'da oynamak. Adamın Liga'da var yani. ya o bu kadar ağırlıkla. Umutluyum, umutluyum ben diyorum Galatasaray. Kafanı adına. çevirtmezler Bundesliga'da. adına o yüzden umutluyum diyorum. Olabiliyor onun için bekleyelim bakalım. Fiziksel olarak fiziksel olarak bir şey kaydedecek mi? Çabukluk kaybedecek mi? Yoksa hakikaten böyle rahvan bir oyuncu mu? Bu mu? Ya. Bu mu? Buysa... He he, buysa zor, olmaz. Zor, zor. Buysa olmaz. Ama dediğim gibi, dediğin gibi atletizmi artarsa... ...kaliteli bir oyuncu oldu.